Sen de kabul edersen gün batımını yani güneşin batışını Cen ve Merin'le müsait olduğu başka bir zaman another time izleyebiliriz. Arkadaşlar ilk giden Other'dır. Other başka anlamı gelir. Ardından çoğul isimle kullanılır. Mesela başka öğrenciler Other students. Rather ardından sıfatları zarfla kullanılır. İsimle kullanılmaz. Mesela rather expensive oldukça pahalı. Saçtan sonra isim geldiği zaman saçın kelime anlamı böyle bu gibi demek. Genellikle öncesinde geçen isme karşı gelir. Mesela öncesinde trafikten, terörden, işsizlikten bahsedersin. Sonra dersin ki ben hayatımda böyle sorunlarla daha önce hiç karşılaşmamışım. I've never seen such problems before. Yani ben daha önce böyle sorunlar görmemiştim. Öncesinde ya aynı kelime problem geçer, ya eş anlamlısı trouble geçer, ya da dediğim gibi terör, işsizlik, trafik vesaire geçer. Certain belirli kesin demek. Belirli kesin bir zaman cümlenin anlamını yorumladığımız arkadaşlar çok içimize sinen bir ışık olmuyor. Başka bir zamanı izleyebilirlerken another time. Bir sonraki sorumuzdayız. Oyun yarım saat içerisinde başlıyor. Dolayısıyla acele etmezsek unless we hurry geç kalacağız. Arkadaşlar unless if not'tır. Ve if de genelde şu şekilde kullanılır. Bulunduğu kısım olumsuzsa diğer tarafta olumsuz olur. Örnek çalışmazsan geçemezsin. Veya olumluya olumlu çalışırsan geçebilirsin. Unless if not acele etmezsek geç kalacağız. Eksiye eksiye ve if yapısına da uyuyor arkadaşlar. If'li kısım simul present temel cümle bir ya da bir going arkadaşlar tip 1 üzerinden doğru cevap. Bir sonraki sorumuzdayız. Cümle başında at the same time olmaz arkadaşlar. Aynı zamanda demek. Yani öncesinde ne dedin ki aynı zamanda diyorsun. Bir sonun kelimesi olamaz. Afterwards daha sonra. Bu da olmaz arkadaşlar. Bir sonun kelimesi yani. Öncesinde ne oldu ki daha sonra diyorsun. Bu ikisini gönderdik. Peki during süresince esnasında demek. Ardından isim zamir general noun clause kullandırır. Bu şekilde cümleyle kullanılmaz. Until'e kadar demek. By time'e kadar demek ama. By time zaman zaman when şeklinde kullanımda olabiliyor arkadaşlar. Ofisten çıkmak için hazır olana kadar hazır olduğumda hali hazırda şiddetli bir şekilde yağmur yağıyordu. Burada when verse daha rahat işaretleyeceğiz. Bunu biraz örterekten when anlamında by time üzerinden bu cümle üzerine konuşuyorum vermiş arkadaşlar. Eline doğru cevap dedik. Tüm gün boyunca evde olacağım. Dolayısıyla whenever you want ne zaman istersen gelip beni görebilirsin. Evet, tüm gün boyunca evde olacağım için ne zaman istersen derken whenever adına doğacağım. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Özne, fiil, nesne. İngilizce nesneden sonra to kullanır arkadaşlar. Öğretmen bize ışıklar kırmızı olduğunda yani kırmızı ışıkta yolu karşıdan karşıya geçmememizi söyledi. Nesneden sonra infinitif dedik. Dolayısıyla ing olan Ceyhan, Denizli ve Edirne'yi gönderdik arkadaşlar. Bunlar gitti. Peki daha sonrasında Adana mı olacak yoksa Bursa mı olacak noktasında İngilizcenin her yerine have artı 3 bulunduğu kısmını öbür taraftan daha önce olduğunu vurgular. Böyle bir daha önce vurgusu yoksa arkadaşlar maceraya gerek yok. Adana'yı da gönderdik. Bursa doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdayız. Yüksek alkış yani kesintisiz uzun süreli ve canlı bir alkış. Müziğin seyirciyi ne kadar derinden etkilediğini gösterdi. Arkadaşlar, would if'te vesaire kullanılan simple past çakması bir yapıdır. Veya giriş past olduğunda sonrasındaki bilinbilir past olaraktan yorumlanabilir. Giriş past değil, if de yok arkadaşlar. Eli zayıftır. Peki daha sonrasında benim simple past ve past perfect ikisinden past perfect tercih etmem için arkadaşlar geçmişin öncesinden bahsetmesi lazım ki aynı durumda yine zaten simple past'ı kullanabiliyor. Burada geçmişin öncesi vurgusu yoksa Ceyhan'ın eli zayıftır. Would have arifin üçüncü hali simple past çakması olan would'dan daha da zayıftır. Çünkü bu da past perfect'in çakmasıdır arkadaşlar. Peki daha sonrasında burası modulan sofim cihali simul prezina past perfect kötü bir ikili arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa'yı hem yapı hem de anlam noktasında gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. Bir sonraki sorumuzdayız. Today bugün demek arkadaşlar. Bu doktorun bugün muayene ettiği 20. hasta.
Arkadaşlar burada doktorun şu ana kadar muayene ettiği anlamında, doktorun şu ana kadar muayene ettiği anlamında arkadaşlar, geçmiş yani şu ana kadar bir buradan present perfect, bir de hatırlayalım. Hala daha belirteceğin zaman dilimi içindeysek, bu sabah iki tost yedim örneğini hatırlayalım arkadaşlar. Hala daha belirteceğin zaman dilimi içindeysek present perfect kullanıyoruz. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevap. Bir sonraki sorumuzdayız. Sözlüğüm her zamanki yerinde değil. Dolayısıyla birisi ödünç almış olmalı. %95 gibi şu tahminde mask kullanıyorduk ve şu anda yerine değilse 10 dakika önce, 1 saat önce birisi almış olmalı derken modlarda paslı da modudan sonra have harfini 3. hale veriyorduk arkadaşlar. Sözlüğüm her zamanki yerine değil. Birisi ödünç almış olmalı. Denizli doğru cevap. Bu iki seçmeli dersen, iki dediği anda arkadaşlar şıklarda varsa all veya half veya none. All hepsi, half yarısı, none hiçbir demek arkadaşlar. Bunlar hemen gider. Çünkü bunlarda muhatap rakam 3 ve daha fazlası olur. Sen bu iki seçmeni dersen herhangi birini, ister Almancayı istersen İspanyolcayı alabilirsin. Niye? Her ikisi de Almanca'da, İspanyolca'da, her ikisi de evet, çok ilginç. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar Ceyhan'ı işaretleyebiliyoruz. Peki D ile beraber ikisinden biri, yani D ile beraber anlamsız oluyor ve yapı olarak da zorluyor arkadaşlar. Aynı şekilde Deniz'de de aynı mantık geçerlidir. Gönül rahatlığıyla Ceyhan'ı işaretleyebiliyoruz. Bir sonraki sorumuzdayız. Evet, Sacez'in kimliği arkadaşlar. Sol tarafındaki ismi sağ tarafında örneklendi. Bizim örneğimizi hatırlıyor muyuz? Dersi geç örneğimiz. I like fruits such as apple and pear. Mesela elma, armut gibi meyveleri seviyorum derken arkadaşlar. Burada da doğuya özgü dinlenme teknikleri ne gibi? Yoga ve meditasyon gibi anlamda Sacez doğru cevap. Cümleyi çevirmek gerekirse, bazı insanlar yoga ve meditasyon gibi belirli doğuya özgü dinlenme tekniklerinin yüksek kan basıncı tedavisinde son derece etkili olduğunu ileri sürüyor. Ceyhan doğru cevap.